Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz e, trabzanlardan oluşmakta. Bakınız iç içe geçerek ilerlemekte çok güzel bir görüntüsü var yapımı da son derece kolay hemen modelimizi çalışmaya başlayalım modelimizi birazcık daha kalın olan ipimle çalışmak istiyorum kullanmış olduğum sarı rengim daha ince hem incenin hem de kalının duruşunu şu şekilde bakarak kıyaslayalım hangisiyle örmek istersek o şekilde örerek tamamlayalım Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım kolay gelsin modelimi kurmak için yeterince zincirimi çektim ve modelime çalışmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6. yuvanın içerisine gelerek batıyorum zincir yuvasına. Bir defa başını doladım. 3 defa da çekiyorum. 1 2 ve 3. Tığım başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3. Şöyle bakınız. İlk trabzan grubumuzu oluşturuyorum. 1 ve 2 zincirimi çektikten sonra 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Trabzanlarımızı bir defa dolayıp 3 defa da çekiyoruz. 6. zincir içerisine battım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı ördüm. Tekrar ipimizi doluyoruz. 1, 2, 3. 3. zincir yuvasının içerisine 1 2 ve 3 bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar sığımı doluyorum. 1 2 3. 3. zincir yuvasına 2 tane trabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımızın üzerine ipimizi alalım. 1 2 3. 3. zincire bir tane trabzan örüyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. 1 2 3. zincire 2 trabzan. 1 2 zincir aynı yuvaya tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 3 tığımın üzerine ipimi alıyorum 1 2 3 bir tane trabzanımı örüyorum şöyle bakalım modelimizi bu şekilde kuruyoruz bakınız bir tane trabzanımız 3 tane zincir atlayıp 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan tekrar 2 zincir atlıyorum bir tane trabzanımı örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim Sıramızı sonuna kadar örerek bitirdim. En son bir tane trabzanımızı örerek tamamlayalım. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekelim. Örgümüzün arkasını çevirelim. Bir defa doluyorum. Yuvaya girerek 1, 2, 3. Aynı yere 1, 2, 3. 2 tane trabzanımı ördüm. İki zincir ilave ediyorum ve tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Tığımızın başına ipimizi alalım ve modelimizi burada kurmaya başlayalım. Bakınız modelimizin ön yüzü ve arka yüzü var. Burası modelimizin arka yüzü olacak. Modelimizin arka yüzünde tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki trabzanımın ilkini ortadaki tek trabzanı ve diğer grubun ilkini alıyorum bakınız şu şekilde 3 tane trabzan üzerinde işlemimi yapıyorum modelimin arkasından şu şekilde alma işlemimi yapıyorum bakınız modelimizin arka yönünde olduğumuz zaman 3 tane trabzanımız ortadakinin sağ ve solundaki trabzanlarımızın ardından tığımızın başına ipimizi alarak geliyorum 1 ve 2 alıyorum Tekrar üçüncüyü örmüyorum. Bakınız ortadaki trabzanımı yine ardından giriyorum. Bir ve iki. Diğer trabzanın ilk grubunu alıyorum. Şöyle bakınız hemen. ilk trabzanımı bir. Ve iki. Üç tane iki defası örülmüş ilmeğimiz var. Bir tane de ip örgümüz yürüttüğümüz ilmeğimiz hepsine tek seferde çekiyorum bakın şu şekilde toparlıyorum sonrasında iki zincirin içerisine girerek iki tane trabzanımı iki zincirimi 1 ve 2 tekrar iki tane trabzanımı örüyorum trabzan gruplarımı ördükten sonra yine aşağıdaki bir tane olan trabzanın sağ ve solundakine ardından girerek örmeye başlıyorum. İki defa ördüm, bekletiyorum. Ardından girdim bir ve iki defa örüyorum, bekletiyorum. Diğer grubun ilk trabzanını örüyorum bir ve iki. Üç tane trabzanımı iki defa ördüm. Üçüncüyü tek seferde çekiyorum ve ortaya girerek iki zincirimin içerisine girerek trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 1 2 3 3 defa da kapatıyorum iki zincirimi çektikten sonra yeniden iki tane trabzanımı örüyorum tığımızın başına ipim alıyorum şuradaki 3 tane trabzanımı ardından girerek örüyorum ortadaki trabzanımız sağ ve solundakini örgümün arka yönünde arkadan giriyorum 1 ortadakini alıyorum 2 diğerini alıyorum ve 3 tek seferde çekiyorum tığımızın başını dolayarak yeniden iki tane trabzanımızı zincirlerimizi trabzanlarımızı örüyorum Şöyle görelim. Bakınız. Arka yüzümüz burası. Son olan trabzanımızı da örelim. Sıra sonundaki trabzanlarımızı grup olarak toparladım. Ve iki trabzan, iki zincir iki trabzan ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Bakınız kenardaki altıncı zincire batmıştık. Bakınız. Beş tane zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örerek bu yeri de bakın şu şekilde oluşturuyorum. Bir, iki, üç, ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burası örgümüzün düz yönü olacak. Şöyle yaklaştırarak görmenizi istiyorum. Bakınız arkadan üçer topladığımız bölümlerimiz ve arada trabzanlarımız görülmekte. Sanki yaprakların içerisinde çiçek varmış görüntüsü oluşmakta. Şimdi işlemimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bu kez alış yönü farklı olacak. Trabzanlarımızda herhangi bir değişiklik yok bir defa dolayıp üç defa da örüyorum bir defa doluyorum bakınız Evet şimdi trabzanlarımı bu şekilde ördükten sonra alttaki grubun bakınız son trabzan yani ortaya yakın olan trabzanı diğer üçlümüzü tek ilmek olarak alıyoruz ve de diğer grubun birinci trabzanını alıyoruz. Şimdi başlayalım ve ön yüzde yandan giriyoruz. Arka yüzde arkadan giriyoruz. Tığımın başını doluyorum. Buna dikkat edelim. Alttaki trabzanımızın hemen yanından giriyoruz. Dışta olanı bir ve iki defa örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı toparlamıştım. Bakınız şuradan tepeden giriyorum. Alıyorum. Yandan 1 ve 2. Diğer trabzanın ilkini yandan giriyorum 1 ve 2 3'ünü tek seferde kapatıyorum tekrar tığımızın üzerine ipimizi alıyorum grubumu örüyorum 2 trabzan zincirlerim tekrar 2 tane trabzan 1 ve 2 tığımızın başına ipimi alıyorum Grubumuzun dıştaki ortadakinin üst kısmından ve diğer tarafın yine dıştaki ortaya yakın olan kısımlarından işlemi yapıyorum. Ön yüzde yandan giriyorum. 1 ve 2. Şu kısımdan girerek alıyorum. 1 ve 2. Diğer grubun ilkini alıyorum. 1, 2. Yandan alıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. ve yeniden dıştaki ortadakinin üçü ve diğerine bir defa doluyorum. Yandan giriyorum, üstünden şu kısımdan alıyorum. Bir ve iki. Diğer trabzanın ilkini alıyorum. 1 ve iki. Üçünü aynı anda kapatıyorum ve trabzanlarımızı örüyoruz. Ve bu şekilde modelimizi ön yüzden, yandan alıyoruz. Arka yüzden de arkadan girerek bakınız modelimizi örerek istediğimiz ölçü gelene kadar ilerletiyoruz. Evet, şimdi ben biraz daha büyüteyim. Daha sonrasında yeniden görüşelim. Evet modelimizi örerek ilerlettim ve görüntüsünü bu şekilde görmekteyiz. Ön yüzden ve arka yüzden görüntüsü şu şekilde olmakta. İpimiz biraz dolgunca bir ip. Dolgun iplerde modelimiz bu şekilde dururken bakınız daha ince olan iplerle şu şekilde görülmekte. Bu Nako'nun Minoş Baby'si elimdeki ördüğüm ip Poliana marka ipimiz biraz dolgun bir ip her ikisinin de görüntüsüne bakalım hangisiyle örmek isterseniz bakınız ince iplerimizde bebek ipleri bu da bebek ipi ama birazcık daha anti peeling özelliği olan kalın iplerimiz ince iplerle modelimiz çok daha güzel durmakta tabi tamamen kullanacağınız yere göre tercihimizi yaparak ayarlarsınız Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.